müzik hakkında bir dizi olmasını ümit ettiğimiz bir takım konuşmalar yapmayı kararlaştırdık. İsticalen girişiyorum bugün. O yüzden böyle gireceğim. Şimdi ben bir sürü değişik şey okudum, işte bir şeyler yaptım falan filan. Sonunda müziğin, yani dünyadaki insan için neredeyse en önemli şeylerden biri olduğunu, yani ahlak filan haricinde, yani somut olarak elde edilmesi gereken şey, bir tavır, bir bilgi olduğu sonucuna vardım. Bunu aslında, yani şey vardır ya, insan bildiğini de unutur derler bazen. Yani hepimiz müzik ruhun gıdasıdır lafını biliyoruz. Ama unutuyoruz. Çünkü yani biz derken hani toplumdan bahsediyorum. Yani bugün maalesef içinde bulunduğumuz dünyanın, sadece Türkiye için geçerli değil bu, dünyada müzik diye dinlenen şey, bana sorarsanız insan ruhuna yani zehir. Dolayısıyla bir kere şeyin bilincinde olmak lazım. Yani müzik ruhun gıdasıdır. İnsan ne yerse odur diye bir laf var ya, neyle beslenirsen de ruhun ne olur deyip en sonunda çok tuhaf bir yere bağlayacağım ama ondan evvel detaylandıralım. Şimdi mesela şeyden başlayalım. Tür, çeşit ne demek? Ayrı özellikler değil mi? Yani türler ayrı. Kaç tür müzik vardır diye ünlü cazcı Louis Armstrong'un bir sözü, iki tür müzik vardır der. Kötü müzik, iyi müzik. Ben ikincisini severim der. Şimdi bundan hareketle ben böyle şey yaparken bir şeyin farkına vardım. Ya bir dakika ya dedim. Ha, bu arada mesela nota diye bir şey var. Mesela hemen böyle sorarlar. Nota biliyor musun? Osmanlılar müzikte notayı reddetmiş bir kavim. Yani ne bileyim Itri'nin, Dede Efendi'nin ne bileyim işte aklınıza gelebilecek bütün besteleri sayın. Yani şeye kadar, Cumhuriyet'e kadar bütün besteleri sayın. Bunların hiç kimsenin aklı yok muydu ya? Yani şunu yazalım falan. Osmanlı müziğini notaya ilk çeken isim Hampasum Efendi. Dede Efendi'nin aklına gelmemiş, Hampasum Efendi'nin aklına gelmemiş. Neden? Çünkü müzik gözle değil, kulakla yapılır. Hampasum Ermeniydi galiba. Ermeni. Müzik göze değil, kulağa hitap eder. Kulakla nota, yani Osmanlı'da, ondan evvel de, ta Farabi'den falan başlar, Doğu müziklerinde, aslında Doğu müziği değil, Doğu müziğinde eğitim, meşk usulü denen usulle olur. Yani öğrenci oturur, talebe, hoca bir nota üfler veya çalar, öğrenci aynı notayı üfleyene veya çalana kadar uğraşır, onu çaldığı vakit ikinci notaya geçer. Öyle bu doğdur evladım, bu ondan sonra da böyle bir şey yok. Kulakla. Şimdi hani Batı öyle yapmış işte, o yani ayrı bir mesele. Bu arada şunu söyleyeyim, yani mesela bu özellikle, yani şimdi mesela Osmanlı müziğini de Batı tipi notaya çekmeye çalışıyorlar, olmuyor. Birbirlerine giriyorlar, öyle mi olsun böyle mi olsun diye, onu da beceremiyorlar. Ama yani Batı notasyonunun amacı ticarettir, yani işi kolayla koyarsın önüne, hadi evladım şunu çal dersin, o da bir şeyler çalar, ha oldu veya olmadı. Şimdi ben bunu vurgulamak için bundan 30 sene evvel falan ben Batı notasını öğrendim gençliğimde ve bir iki sene içinde bıraktım. Ben dedim bunu şey yapmak istiyorum. Çünkü o zamanlar ben blues çalıyordum mesela. Blues'u Batı notasına çekemezsin. Yani blues'u blues yapan şey o Batı müziğinde olmayan o ara notalar. Yani böyle çekerler ya gitarın telini. Onlar yok. Yani sen o notayı
Batı notasyonuna ya şimdi yani notasyonun amacının şu olması lazım. Birisi çalacak, öbürü onu kaydedecek. Bir üçüncü insan çaldı vakit bu birincisinin aynısı olması lazım. Yoksa niye yapıyor? Böyle bir şey mümkün değil. Neyse. Sırf bunun yani böyle şey olduğunu, tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurgulamak için bir yazı yazdım. Tesadüfen şeyi keşfettim. O zaman 1900 tarihini de vermeye çalışayım. 93 yazında yayınlandı bu yazı. O zaman yani batıcı kesimin okuyacağını varsaydığım bir gazetede yayınlandı. Yazı başlığı şu. TRT İstiklal Marşı'nı yanlış okuyor dedim. Hadi bakalım. Çünkü TRT'nin o zaman okuduğu İstiklal Marşı şeyle başlıyor. Korkma. Şimdi o ilk hecedeki nota net, Batı notasyonundan bahsediyoruz. Batı notasyonu yazılmış ve net bir aydı da. Yani kork diye okunması gereken şeyi kork diye okuduğum vakit aynı şey değil. Yani müzikte en ufak bir nüans anlamı değiştirir, ruh halini değiştirir. En ufak bir zamanlama. Yani şimdi mesela bu şu anda YouTube'da benim çalmaya çalıştığım bir şey var. Vezir Kemani Nevres Paşa'nın Vardım ki yurduna ayağı göçürmüşsün de bir yerde böyle dan 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 diyor. Yani oradaki o esi bir İtalyan. Ben çalarken dinlediğinde böyle oldu adam. Onu öyle ama onu o adam bilerek yazıp yapmış öyle. Oradaki o beklentiyi böyle ayarlıyor senin. Ruh halin böyle geliyor. Tak çarpıldı adam orada. Hayatında ilk defa dinledim. Neyse. İkincisi şu meşhur şey vardır ya hani stadyumlarda falan o be, o be, o be, o be. Arkadaşlar orada S yok. S olmadığı vakit durmayacaksın. Onun doğrusu o be diye inmen lazım. TRT yani o zaman bunu yapan şey Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var. Resmen yanlış okuyor. Bu benim bahsettiğim 93. Ondan sonra Rus Kızıl Ordu Korosu geldi. Belki hatırlarsınız. Ankara'da bir İstiklal Marşı söylediler. O zamanki Cumhurbaşkanı, şimdi hatırlamıyorum kimdi, vay be dedi ya, işte dedi ya, İstiklal Marşı böyle. Resmen bunları yaşadık arkadaşlar. Yani ondan sonra TRT bunu düzeltti ama. Yani şu anda dinlediğiniz vakit. Şimdi benim demek istediğim, mesela bizim cazcı arkadaşlar falan, koyarlar önden atayı. John Coltrane'in, ya bir dakika abi, bir dakika. Bak buradaki dört tane nota sen doğru çal, doğrudan kastım. Hem entonasyonun doğru olsun, yani çaldığın nota doğru olsun, hem de zamanlama önemli. Sen bunu doğru çal, ondan sonraki dörde geç. Ha ne oluyor? Hayır abi böyle koyuyorlar önlerine. Ana ana ana. Ben şey derdim, bu klasik müzikçiler özellikle koyarlar böyle. Ya yazılan bütün notaları bitirmeye çalışıyor, çalmaya çalışıyor. Yani onları öyle. Şimdi ha ya müzik bu değil. Şimdi tatsızlık şurada. Yalçın Küçük Hoca'yı ben severim. Şöyle bir sözü ona, yani onun sözü olduğunu biliyorum. Bir toplumu kontrol etmek istiyorsan en kolay ve en etkin yolu beğeni seviyesini düşürmektir der. Bütün dünyada, bu sadece burada değil, bütün dünyada müzik gibi neredeyse, yani neredeyse değil, kutsal bir şeydir müzik. Bunu o kadar düşürdüler ki seviyesini. Yani bakınız, başka bir şeyden bahsedeceğim. O apayrı bir konu ama girmek zorundayım. Şimdi müzik iki şeyden olur. Yani bir yani zamanlama, iki seslerin frekansı. Bu seslerin frekansı işte melodiyi şey yapar. O melodi de belli bir zamanlama içinde. Şimdi diyelim ki tekno müzik diye bir şey var, değil mi? Herkes şöyle. Veyahut da daha da şeye gideyim. Müzik tarih boyunca vurmalı, üflemeli
ve yaylı sazlardan elde edilmiş ses. Başka türlü bir ses yaratmak mümkün değil. Tarihte. İlk defa 1945'te bu synthesizer denen şeyden kulağın algıladığı bir şey üretmişler ve ona ses demişler. Bu da ses demişler. Şimdi özellikleri ayrı olan iki şeye aynı ismi verdiğim vakit kavram kargaşası yaratırsın. Tabii seslerde sonsuz sayıda alt ve üst armonik vardır. Duyarsın duymazsın o ayrı vardır ama. Sonsuzluk bilgisayara yüklenemeyeceği için bilgisayardaki seslerde bu alt ve üst armonikler sayısı belli bir yerde kesilir. O kesildiği vakit tabii seslerle mukayese edildiği vakit bilgisayardan çıkarttığı sesler insanda bir doyumsuzluk hissi yaratır. Ya bir gök gürültüsünü Allah aşkına yıldırımı falan yani değil mi? Akan su sesini. Vazgeçtik şeyden bahsetmiyorum. Yani rüzgarın zeytin dallarının arasından çıkarttığı sesleri. Bunları yani şimdi şey yap gök gürültüsü de düğmeye bas orada yani bir de şey var. O firmanın gök gürültüsü öbüründen daha iyi falan tabii bir de o var. Ha bu bir şey. İkincisi daha tuhaf bir şey. Çok daha önemli bir şey. İnsan hakikaten acayip bir yaratık. Yani hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Yani öyle bilgisayar falan hikaye. Şimdi bilgisayarlar teknoda müzikte bir ritim veriyor. Bu ritim verirken ne kullanıyor? İçinde ufak bir saat var onun. Değil mi? Başka ne yapacak? O saat 3 kuruşluk bir hikaye. İnsan yapısı en inanılmaz saat Cambridge Üniversitesi atomik saat hata payıyla çalışıyor. İnsan yapısı ya. İnsan yapısı hatalıdır. İnsan hatalı değildir. Ama insan yapısı hatalıdır. Bu gerçek bunu ya, biliyoruz hepimiz. Ha. Şimdi o bilgisayarın içindeki o saat belli bir hata payıyla çalışıyor. Ne demek bu? Diyelim ki bir burada vuracak bir de yüzde vuracak. 99'da vuruyor. Hata payıyla çalışıyor. İkincisi, birincisinden bağımsız olarak gene bir hata payıyla çalışıyor. Dolayısıyla ritim doğru olmuyor. Bir kere bunu ortaya koyalım. Yani hata payıyla çalışırsa ritim doğru değil. Aa insan onu fark eder mi? Abi fark ediyor insan. Bunu ve bunu fark eden şey değil yani öyle üstün ritim uzmanları falan değil. Çok basit bir şey söyleyeyim. Siz seyretmemişsinizdir ama yani ben böyle işim gereği seyrediyorum. Bu böyle zır deli tekno partileri falan var. Mesela 30 bin kişi böyle dım dam dım dam dım dam dım dam diye. Ya ben anlamıyorum da yani milleti topluyorlar işte şeyde. Ya müzikle dans edilir değil mi? Yani böyle bir olay var ya müzik bir yani şey yapar. Bakın hiç kimse dans edemiyor. Oldukları yerde sallanıyorlar. Bir, ya gerçek. Vallahi gerçek ya. Ya ben yani yıllarımı verdim bunları gözlemlemeye. Yani şey değil bunları uydurmuyordum. Gidin bakın 15 bin kişi, 30 bin kişi dans diye bir şey yok. Yani bir kemençe çaldığı vakit hemen millet ona yani ya bizim başımıza neler geldi. Tekno müzik çalınıyor. Hiç herkes yerinde oturuyor. Aldım boynuma meydan davulunu çıktım. 3 tane davul. Herkes alıyor. Yani bunların hepsini gerçekten. Bunlar kolay. Yani şeyden değil bu. Ya ben kabiliyetliyim falan değil. Yok ya. Yani insan makineden üstün bu konuda. Ha ama öyle bir dayatıyorlar ki bunu. Bunu dayatanların kim olduğunu da biliyoruz. Yani insanlığı köleleştirmek isteyenler, köle olarak kullanmak isteyenler. Hatta hala yani bitti bu iş. İnsanlık bunu yemedi. Bitti. Fakat hala dayatıyorlar ve hala ben şey okuyorum ya. İşte geleceğin teknolojinin alacağı yön falan filan gibi şeyler. Durumlar böyle. Biz herhangi bir o synthesizer, synthesizer, zartçı filan onları dinlemeyin. Satın almayın, şey yapmayın. Yani unutun tamam mı? Klavye, piyano bir batı icadıdır. Bence ona da gerek yok ama yani illa ben piyano çalacağım diyorsanız gidin bir tane akustik piyano alın. Şimdi benim evde var bir tane, aldım sonra, güzel. Ya herhangi bir notaya her bastığımda başka bir ses çıkıyor. Öyle olması lazım. Çünkü o andaki benim ona basışımın şeyine karşı da synthesizer'da basarsın, o kafasına göre bir ses verir falan. Girmeyelim, tamam bitti o şeyde.
teknoritim kesinlikle yasak. Sonra mesela şey yani tarih boyunca vurmalı sazlarda hayvan derileri kullanılmış. Balık derisinden deve derisine kadar, oğlak derisinden ne bileyim keçi derisine kadar ama deri, hayvan derisi. Yani deri zaten işte deri yani. Şimdi bir de bu şey vardır, orada başka bir konuya gidiyor. Mesela tarım ilaçlarından bahsederler değil mi? Ya değil kardeşim, bunlar ilaç değil, bunlar zehir. Yani bunlar bir takım haşerat öldürmek için yapı, ilaç şifa verir değil mi? Hayır, bunlar zehir ama buna ilaç diyerek oh ne güzel tarım ilacı falan hani şeyde. Plastik deri takılı, bugün dünyadaki davulların maalesef bizde darbukalar ve maalesef meydan davulları dahil plastik deri denen şeyler takılıyor. Ya bir dakika bir dakika, ya plastik deri ne demek? Yani ne demek yani sen, yani senin mesela derin koptu buraya böyle plastik ya, yok böyle bir şey değil mi? Ama dünyadaki, bakın bir şey söyleyeceğim şimdi beyniniz tutacak. Dünyada davul denen şeyden bahsediyorum. Dagada 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 var ya. Kaç tane vardır bundan dünyada? Epey vardır değil mi? İki firma üretiyor. İkisi de aynı kabilenin üreticisi. İki firma. Ve o plastik denen yani hiçbir değeri olmayan bir şeyin bugün bir takım şey almaya kalkın. Herhalde yani şu andaki fiyatı herhalde mesela 800 lira falan verirsiniz yani 1000 lira verirsiniz. Ha. Hepsi onlara gidiyor paranın. İkincisi ya ne çıkıyor sonuç olarak? İnsan ruhu için zehir çıkıyor diye. Çünkü plastik ya plastiğin insan ruhuna hitap eden bir tını çıkartması mümkün değil ya. Olamaz böyle bir şey. Yani düşünebiliyor musun? Orada yani mesela darbuka vardır. Bilmem ne darbuka vardır. Bilmem ne balığının derisi gelir ona. Öbür balığınki olmaz. Caz davula dana derisi. Oğlak derisi olmaz. Bilmem neye bilmem de. Yani bu işler yani şimdi yani Farabi'den başlayalım yani. Farabi'den bu yana hiç kimsenin aklı yok muydu yani Allah aşkına yani. Öyle yani onu araştırıp düşünebiliyor musun? Bilmem ne balığını al onun bilmem nesini şey yap. Yani öyle çünkü. Ama ne oluyor? Bu çok bilmişler var ya mesela Müjdat Gezen beyefendi alıyor eline plastik şeyi çıkıyor ben diyor darbuk atarım diyor. Kültür Sanat Merkezi açıyor. Ya utanmıyor musun ya? Ya böyle bir şey yapmaya senin hakkın var mı? Hiç kimse bunun hesabını sormayacak mı? Yok sorulacak ama burada ama orada. Ama gidin yüksek kaldığın bilmem nerede falan filan hadi bakayım hayvan derili davul bulun. 23 sene mücadele verdim. Etrafındaki gençlerin hepsine bunu senaryo söyle söyle adam ayarladık. Hazır böyle şey. Şu anda İstanbul'da 4 tane davulcu var. Hayvan derisi kullanan. Bir arkadaşımız da Bodrum'da. Ha. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Kontrbas, kontrbas telleri kedigiller bağırsağından olur. Eğer sen metal kontrbas teli kullanırsan biz çok uğraşırsın abi. Yani çeliği uğraşma yani kolun kopar tamam mı? İkincisi onun tınısı başkadır. Yani tamam mesela tambuzda da eskiden at kuyruğunun teli falan ipek falan onlar biraz zorlar şu an ama yani kontrbasta çelik tel kullanacağına bağırsak tel kullandığım vakit ki piyasada var yani gidiyorsun parayı verdiğin vakit alıyorsun. Bir inanılmaz derece kolaylaşıyor çalmak. Yani böyle elinin altında altı saat. İkincisi çıkan ses o kadar sıcak ve o kadar kucaklayıcı ki bütün grubun bütün sound problemini hallediyor. Yani hayvan derili bir davul. Kontrbasta bağırsak kiriş, tel de dememek lazım. Tel metal çünkü. Kiriş, ok yay kiriş. Tamam mı? Bağırsak kiriş, hayvan derili davul
ve eski zilcihan bizim zillerden koyduğum vakit balans problemi diye bir şey yok yani. Oralara buralara mikrofon yerleştirip falan yok abi, hiç şey, hiçbir şey yok. Ortaya çok gerekirse bir tane kondansör mikrofon koyarsın, şıkır şıkır. İnanmayan girsin benim şeylere. YouTube'da işte koydular. Murat Taner'de girdim bakayım. Orada davul pek yok ama zilleri falan. Neyse bunlar böyle. Şimdi şu şeyi de getirelim. Fazla lafı şey yapmadan. Şimdi ben böyle şey yaparken dedim ya bir dakika ya. Hani tür çeşit. Ya bu notaya bakarak çalanlar belli bir türde çalıyor. Yani belli bir tür müzik çıkıyor ortaya. Ya dedim bir dakika ya dedim. Bir şey. Ve 8 çeşit, 8 tür müzik vardır dedim. Ya yarı şaka ama yarı da ciddi. Bir, müzisyenin notaya bakarak çaldığı müzik. Çok iyi nota okuyor abi. Getiriyorlar, koyuyorlar önüne. Hadi eyvallah, verin paramı gideyim. Bu bir tür müziktir. İkincisi, öyle. Ya stüdyo müzisyenliği denen şey ne ya kardeşim, bir haberiniz var mı? Adam koşturuyor, koşturuyor, geliyor orada, iki saat tak koyuyorlar, tamam. Yani bunu da böyle mecmualarda şey yapıyorlar, şu kadar saatte şu kadar para kazandım falan, onu da yazarlar. Bir, ikincisi, müzisyenin şefe bakarak çaldığı müzik. Herkes şefe bakıyor, korku içinde. Üçüncüsü, müzisyenin enstrümanına bakarak çaldığı müzik. Bak ben onu zaman zaman yaparım. Yani biraz başka bir amaçlı. Yani böyle ya işte mümkün olduğu kadar temiz çalayım falan şeyde. Ama öyle bir müzik. Dördüncüsü, müzisyenin beraber çaldığı arkadaşlarının gözlerinin içine bakarak çaldığı müzik. Bu beraber çaldığı arkadaşlarının ellerine bakarak çaldığı müzikten farklıdır. Başka ne kaldı? Müzisyenin, dinleyicinin gözünün içine bakarak çaldığı müzik. Ben bir Amerikan caz piyanisti dinledim. Böyle 90 yaşında filandı. Ya adam bütün konseri şöyle çalıyor. Hayatı boyunca da böyle çalmış. Şimdi piyano şöyle yanda, seyirci burada. Tamam mı? İnanın bana adam bütün konseri şöyle çalıyor. Vallahi billahi ya. Yapamadım ya. Böyle acayip bir tebessüm. Bembeyaz dişler tabii. Neyse. Ondan sonra müzisyenin bunların dışında bir yere bakarak çaldığı müzik. Havaya, mavaya, işte başka yere filan. En sonuncusu da müzisyenin gözleri kapalı çaldığı müzik. Ha. En iyisi odur bana sorarsanız. Yani iki sebepten. Birincisi, iki sebepten değil, bir sebepten de. Göz o kadar çok bilgi gönderiyor ki beyne. Müzik ve uğraşması gereken beyin başka şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor. Şimdi yani bu şunu da diyeceğim. Müzik kesinlikle hadi çalmak zordur ama dinlerken gözler kapalı dinlenmesi gereken bir şeydir. Bunu şey yapın, test edin. Bir şeyi gözünüz açık dinlemeye başlayın. Ondan sonra kapatın gözünüzü. Farkı hemen hissedeceğiz. Zaten bu böyledir ya, değil mi? Müzisyen veşt halinde kapatır gözünü, böyle şey yapar. Seyirci de görmüşsünüzdür. Dinlerken gözünü kapatır. O yüzden yani neye geldik? Sahne şovu, sahne kıyafeti. Bunlar müzik dışıdır. Hiçbir kimse kalkıp da bana işte bilmem nerede, bilmem ne falan ben yok abi öyle şey. Hatta şimdi bir yerde bir şey yapmışlar ya. Tamamen karanlıkta çalınıyor. Yani ister kapat ister kapatma. Hiçbir şey görmüyorsun, tamam mı? Onu, vallahi şey yapıyorum. Bunu deneyin bunları. Yani böyle dinlerken, çalarken hani çalanlar için, dinleyenler için kapatın gözünüzü. Başka bir şey duymaya başlayacaksınız. Bir de hani şimdi zaman bitiyor. Ya şimdi ben şeyimdir. Yani tevazu sıfırdır bende. Tevazuyu lüzumsuz, hatta yalan olarak kabul eden Abbas Kolestani'nin lafı bu. Tevazu yalandır, ben de mütevazı değilim demiş. Yani valla ben biraz anladım yani. Anladığımı iddia edeceğim. Tamam, o müzik, bu müzik falan filan. Size hayatımda dinlediğim en iyi müziği söyleyeceğim. O kadar iyi ki. Bana deseler ki hayatında bunu mu, sadece bir müzik dinleyeceksin. Ya bunu dinleyeceksin
yahut da geri kalan her şey. Cazlar, opera, o halk müziği, Aşık Veysel filan hepsi bu tarafta. Burada da bir tane bir şey var. Ben bunu tercih ederim. Bunu da söylüyorum size, not alın. YouTube'a girin. Kabe İmamları Hatim. Mavi fon. Birinci imam. İkincisi değil, birinci imam. Değişerek şey yapıyor ama diyelim ki birinci cüz ve ikinci cüzde Fatiha'yı geçin. Neden geçin? Çünkü Fatiha'nın orijinalinde İyyâke nâbüdün derken hüngür hüngür ağlamaya başlıyordu. Onu kaldırdılar, onun yerine sonradan bir ilave yaptılar. Aynı tatta değil. Dolayısıyla Bakara'dan başlayın. Tüylerim diken diken oldu. Bakara'dan başlayın. Birinci cüz ve ikinci cüzün başındaki ilk 20 dakikadaki imamı, müziği şu açılardan benim... Bir, mükemmel. Ne açıdan mükemmel? Entonasyon mükemmel, timing mükemmel, kompozisyon mükemmel. Çünkü bir de enteresan bir şey, Batı'nın 1900'lü yılların başında ancak oluşturduğu blues formu diye bir şey vardı. Temel 3 akor, yani bir tonun birinci, dördüncü ve beşinci sesleri. Diyelim ki do'da, do, re, mi, fa, sol. Do, fa, sol üzerinde değişen bir şeydi. Bu metin, bu fonda 1-4-5 blues denir buna. 1-4-5 blues formunda, free jazz ritminde, bunu da şuradan şey yapıyorum. Laik diyelim, bir arkadaşım vardı, free jazz davulcusu olmakla övünür. Gel dedim bakayım, şunu dinle bakayım dedim. Ne dedim bunun ritmi? Her şeyi söyleyebilir değil mi? Polka, ronda, ne falan. Free jazz dedi. Yani bence free jazz, onca da free jazz. Şimdi free jazz, benim yorumuma göre, yani Batı müziğin ulaştığı en üst düzeydir. Yani Bach'tan bu yana tek ilerleme free jazz'dır. Hem ritim olarak hem şey olarak. Ha. Şimdi daha fazla uzatma. Kabe İmamları Hatim diye giriliyor. Mavi fonda birinci imam. Dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim ya ben seviyorum müziği falan da yani biraz belki bıktım falan. Hiçbir şeyi 5 dakikadan fazla dinleyemiyorum. Ne Bach ne Ornette yani. Koyuyorum bunu. Hiç yani daha mı? İşin daha da ilginç tarafı bunu fonda dinlerseniz o kadar tıklığında gidiyor ki işler aklınız durur. Yani o ritim, o armonik kapsayıcılık, o melodik yani 7 tane notayı öyle bir yerleştiriyor ki yani en ufak bir şey yok. İçinize çiçekler açıyor ya. Ya eve gider gitmez bakarsınız. Bugün bu kadar. Sonra devam edeceğiz inşallah. Hadi. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Estağfurullah. Bu kainatın, evrenin bir musikisi var, müziği var. Ne demiş? Said Nursi, kainat ulvi bir musikidir demiş galiba değil mi? Yani onun benzeri çok ifadeleri var da. Ben onu sormak istiyorum. Onunla ilgili herhangi bir müzik çeşidi, ismi veya o konuda çalışan var mı? Çünkü mesela bakıyorsunuz denizlerin bir musikisi, bir sesi, o rüzgarın, dalgaların veya ağaçların, o çok Said Nursi ondan çok referans veriyor onu onlarla. Ve zaten yazdığı eserleri de hep böyle ortamlarda yazmış. Özellikle yüksek tepelerde sesler. Kim dediniz bu? Benim kulak... Said Nursi. Tabii. Bir de şey, mesela canlıların sesleri var. Yani bir sineğin, arının, bir gece öten o gece. Hatta gündüz kuşları, gece kuşları, gece böcekleri. Böceklerin de çok sesi var. Bunlarla ilgilenen böyle bir müzik çeşidi var mı? Var. Şöyle. Şimdi Wittgenstein'i bilirsiniz. Neyse Wittgenstein'ın şeyini okuyorum ben şimdi. Biyografisini ya otobiyografi değil biyografi. Orada beğendiği besteciler
Bach yok, hayret bir şey. Brahms, işte Mozart, Haydn, Beethoven filan. Brahms da diyor ama biraz diyor makine sesi var diyor. Bir dakika, dikkatini çekin, bir saniye. Biz bugün makine seslerinin hakim olduğu bir dünyada, yani derinlikte bir sürü o motor, bilmem ne, uçak falan filan, bununla yaşıyoruz. Şimdi makineler, demin söylediğim gibi, hata payıyla ritmi verir. Yani taka 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 taka, ama orada o hata payı delirtir insanı. Yani o böyle şey yaptı mı delirtir. Ben tam hakikaten tesadüf, ben hiçbir makine sesinin olmadığı bir yerde yaşadım 8 ay. Yani makine sesi olarak tek duyduğum, bazen 12 bin metreden geçen uçak, başka bir ses yok. Orada bir dakika ya dedim, başka biz için bu. Çünkü hakikaten hayvanların birbirini boğazlamasından tutun, zeytin ağaçlarının arasından geçen rüzgar, akan derenin sesi. Dediğin, mesela benim bir tanıdığım şey demişti ya, Seher Cevher. Ta İstanbul bu kadar şehirleşmeden, akşam su veriyormuş, ondan sonra sabaha kadar kabakların ve hıyalların büyürken çıkarttığı çatırtıları dinliyormuş adam. Böyle bir ritim var. Ben denizciyim. Var tabii. Aslında size bakın, daha da şey, tuhaf bir şey söyleyeyim. Ya bu biraz şey ama gerçek. Şimdi bizim insanların zaman algısı dünyanın kendi etrafında dönüşüne bağlı değil mi? Evet, 24. Dünya yavaşlıyor mu kendi etrafında dönerken? Öyle diyorlar. Öyleymiş. Öyle diyorlar. Demek ki aslında mutlak ritim, doğru ritim bizim algıladığımızdan biraz farklı. Cazın tanımını sorarken, caz ritmin tanımını sorarken şöyle derler. Hızlanıyormuş gibi gelen ama hızlanmayan bir ritim derler. Çok karışık işler yani. Ya bunları ölçmek falan. O yüzden hani böyle şey, yani müziğin karşısında hani İbn Sina'ya atfediliriz değil mi? Şey, adam burada, ilim nerede derken, müzikle tanışınca ilim burada, adam neredeye gelmiş. Yani boynunuzu hafif büküp, hani sonra, hayır pardon, şeyi söylemeyi unuttum. En önemli şey, insan kalp atışı ritim, nefes alışveriş ritim, tansiyon, sokakta yürümek ritim, konuşma zaten müzik. Strabon, bir tek o cümlesini yakalayabildim. Eskiden konuşmakla şarkı söylemek aynı şeydir demişti. Şimdi pardon ya, ben bunu senelerde şey yapıyorum. Bu Ali Kırca'nın filan o zaman da şeyini notaya çekmek istedim ben. Ne kadar... Ya şöyle otur, Allah aşkına ya. Yani Fatih'e bir gün şey yaptı. Emin Çapa diye bir adam var şeyde, CNN'de. Ya adam konuşurken gözünüzü kapatıp kadın konuşuyor. Kadın. Ya bir dakika, şimdi adamlar oturuyorlar, 4-5 tane adam bir şey konuşacaklar, başlıyorlar kavga etmeye. Ya şu var mesela, siyasiler ya önünde mikrofon varken niye bağırır? Hani açık havada bağırırsın da önünde mikrofon var. Vang diye yani.